Özel bir komitenin üyeleri başkanlık seçimlerinde 27 adayın herhangi birine bir oy veriyorlar. Bu, adayların her birinin en az bir oy aldığı anlamına gelir, değil mi? Her aday için adayın aldığı oyların gerçek yüzdesi, o adayın aldığı oyların sayısından en az bir azdır. Bu cümlenin şu kısmının altını çizip bir kere daha okuyacağım, zira evet kafam karıştı. Her aday için adayın aldığı oyların gerçek yüzdesi, o adayın aldığı oyların sayısından en az bir azdır. Bu komitenin olası en az kaç üyesi vardır demişler. Öncelikle bazı değişkenler belirleyip soruyu biraz daha anlaşılır bir hale getirelim. M, evet komitenin üye sayısı olsun. Komitenin üye sayısı. Adayları da düşünmemiz lazım. 27 adayımız vardı. İ numaralı adayı seçelim. İ 1'den 27'ye kadar herhangi bir sayı olabilir. Sorunun şu kısmını maviyle işaretlediğim için bunu da maviyle yazayım. C alt indis İ, İ numaralı adayın aldığı oyların sayısını versin. Evet, maviyle altını çizdiğim ifadeyle ilgili bir şey yapabilir miyiz? Buna bakalım şimdi. Adayın aldığı oyların gerçek yüzdesi, o adayın... peki, şöyle yapalım. Adayın aldığı oyların gerçek yüzdesi, aldığı oylar bölü toplam üye sayısıdır, öyle değil mi? Buradan da ondalık bir sayı elde ederiz. Eğer bir yüzde elde etmek istiyorsak bunu bir de yüzde çarpmamız gerekir. Evet, çarpı 100. İfadenin buraya kadar olan, yani adayın aldığı oyların gerçek yüzdesi kısmını hallettik. Cümlenin geri kalanında da o adayın aldığı oyların sayısından en az bir azdır diyorlar. En az bir az. Adayın aldığı oyların sayısı, yani C alt indis İ, bundan en az bir eksik olacak. Evet, eğer bu adayın aldığı oyların bir eksiğinden ya küçük olacak ya da eşit olacaksa buraya eksi 1 yazabiliriz. Bu ifadenin ne anlama geldiğini bir kere daha tekrar edelim. İfade, adaylardan herhangi birinin oy yüzdesinin aldıkları oy sayısının bir eksiğinden küçük ya da eşit olduğu anlamına geliyor. Anlaştık mı? Evet, buradaki cümle aslında bundan başka bir şey ifade etmiyor ama soruyu okurken kafam gerçekten çok karıştı. Bunu elde edeceğimiz aklımın ucundan bile geçmedi açıkçası. Neyse. Bu komitenin olası en az kaç üyesi vardır? Hadi biraz düşünelim. Üye sayısının minimum olması lazım. Bunun için de adayların aldıkları oy sayısının minimum olması gerekir. O halde her adayın alacağı minimum oy sayısı hakkında biraz fikir yürütelim. Adayların her biri 0 oy almış olabilir mi? Soruda üyelerin 27 adayın her birine bir oy verdiğini söylediklerine göre hayır, adaylar 0 oy almış olamazlar. Peki bir oy alabilirler mi? Evet, her birinin en az bir oy almış olması kulağa son derece mantıklı geliyor ama eğer buraya bakacak olursak, yani yüzde aldıkları oy sayısının bir eksiğinden küçük olacaksa bir oy alması da mümkün görünmüyor. Anladınız mı? Bakın, eğer minimum oy sayısı 1 olursa, yani eğer bu 1 ise eşitsizliğin sağ tarafı. Evet, eşitsizliğin sağ tarafı. Kurduğumuz eşitsizliğin sağ tarafına bakacak olursak, bu 1 olursa burası 0 olur. Sol tarafa bakarsak, üye sayısının pozitif bir sayı ve bunun da en az 1 olduğunu bildiğimize göre bu kesrin yüzle çarpacağımız pozitif bir kesir olması gerekir. Bu yüzden de bunun 0'dan küçük ya da 0'a eşit olması mümkün değil. Ve bu da en az oy alan adayın aldığı oyların sayısının 1'den fazla olduğu anlamına geliyor. Evet, buradaki ifade 0'dan küçük ya da 0'a eşit olamayacağı için bunun da olamayacağını biliyoruz. Devam edelim. Sıra 2 oyda. Adaylar minimum 2 oy almış olabilirler mi? Şimdi gelin buraya 2 koyalım ve bunun üye sayısı ile ilgili ne gibi sonuçlar doğuracağına bakalım. İsterseniz M'yi yalnız bırakalım ve bu eşitsizliği yeniden düzenleyelim. Minimum oy sayısının 1'e eşit olmayacağını biliyoruz. Öncelikle eşitsizliğin iki tarafının da tersini alacağım. farklı bir renk kullanayım. Mesela pembe. Sol tarafta 100 çarpı C alt indis I bölü M var. Tersini alırsak M bölü 100 CI elde ederiz değil mi? Eşitsizliğin iki tarafının da çarpmaya göre tersini aldığımıza göre küçük ya da eşit de büyük ya da eşite dönüşecek. Sağ tarafta da 1 bölü CI eksi 1 olacak. Evet, eşitsizliğin de yön değiştirmesi gerekir. Neden diye soracak olursanız, elimizde 1 küçük ya da eşittir 2 olsaydı ve bu eşitsizliğin çarpmaya göre tersini alsaydık, 1 büyük ya da eşittir 1 bölü 2 elde ederdik, öyle değil mi? Eşitsizliğin yönünü neden değiştirdiğimizi şimdi anlamış olmalısınız. M'yi burada yalnız bırakmak için iki tarafı da 100CI ile çarpalım. Bu pozitif bir değer olduğu için eşitsizlik bu sefer etkilenmeyecek. M büyük eşittir 100CI bölü CI eksi 1. Şimdi bir bakalım, adaylar 2 oy almış olabilirler mi? Evet, eğer en az 2 oy alan aday 2 oy almışsa bu üye sayısı için ne anlama gelir dersiniz. Bu durumda M 100 çarpı 2 bölü 2 eksi 1'e yani 200'e eşit ya da bundan büyük olur. Evet, bu olabilir, öyle değil mi? O halde cevabımız 200 olabilir. Ya da isterseniz devam edelim. Belki de M'yi küçültebilecek daha büyük bir sayı vardır. Mesela 3. Bu 3 olursa M 300 bölü 3 eksi 1 yani 2'den 150'ye eşit ya da büyük olur. M küçüldü. Gördünüz değil mi? Adayların aldıkları minimum oy sayısını arttırdığımızda üye sayısını azaltmayı başardık. O halde bence devam edelim. Minimum oy sayısı eğer 4 olursa M 40 bölü 3'e yani 133 tam 1 bölü 3'e eşit olacak ya da büyük olacak. Bu arada üye sayısı bir tam sayı olacağı için bunun da 134 olması gerekir. Üye sayısını azaltmaya devam ediyoruz. 5'i de denemeliyiz bence. Minimum oy sayısı 5 olursa M 500 bölü 4'ten 125'e eşit ya da büyük olur. Evet, bu ilgi çekici bir sonuç ama bunun minimum oy sayısı ve elimizde de 27 tane aday olduğunu unutmayın. Evet. Eğer bu minimum oy sayısıysa tüm oyların minimum sayısı ne olur? Bu çarpı 27, öyle değil mi? Mesela burada 2 çarpı 27'den 54 elde ederiz. 27 çarpı 3 81, 27 çarpı 4 108, 27 çarpı 5 de 135 eder. Minimum oy sayısı 5 olduğunda M'yi küçültmeyi başarsak da aday başına 5 oy olduğunu düşünürsek toplamda 135 oyumuz olur. Yani 125 oy kullanılmış olamaz. Aday başına 4 oy olursa toplamda 108 oyumuz olur ve 134 ile 108'i karşılaştırdığımız zaman 134 oy elde etmek için 26 kişiye 5, son adaya da 4 oy verilmiş olması gerekir. Bu sayede 135'ten de bir eksik bir sayı elde etmiş oluruz. Benzer bir mantıkla 26 kişiye 4, son adaya da sanırım 30 oy vermiş olabilirler. Evet, bunun ne olursa olsun işe yarayacağını siz de anlamış olmalısınız. Bu yüzden de sorunun cevabı, yani komitenin olası en az kaç üyesi vardır sorusunun cevabı 134'tür. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir.